Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dün vidalaştırdık, Türkiye'de ilk kez sizlere sunmuştuk. EYT düzenlemesi çıktı an itibariyle ve kamuda 696 KYK'lı işlerin de zorunlu emekliliği an itibariyle kaldırılmış olduğu bu bilgiyi verelim. EYT'de de işte arkadaşlar SSK'lar ilk işe başlama tarihlerine göre 5000 ila 5975 günü varsa bu hafta, eksik gün varsa da tamamlandığında Bağkur ve emekli sandığında da kadınlar 7200, erkekler 9000 günde yaş şartı olmadan emekli olacaklar arkadaşlar. Bakın şurada tablo, burada EYT düzenlemesi varsa tabloda, ben bunu şimdi teker teker okumayacağım ama kendi sigorta başlangıç tarihinizi bulup kendi sigortalık sürenizi ve prim gününüzü doldurduğunuz anda emekli olabilirsiniz. Eğer prim gününüz dolmuyorsa, 99 öncesi işe giren arkadaşlar için konuşuyorum, doğum borçlanması kadınlar için, erkekler için de askerlik borçlanması yapıp bu aradaki günü kapatma imkanınız var arkadaşlar. Tabii ki umarız kapatır. Eksik gününüz varsa an itibariyle emekli olamazsınız. EYT düzenlemesi çıktı ama bakın işte tabloya göre hangi ilk gün SSK'lı olduysanız ona göre 5000 küsürle 5975 gün arasında SSK priminizin de ödenmesi gerekiyor. Dediğim gibi mesela örnek olarak verelim. 14-11-1998 ile 8 Eylül-1999 arası erkekler için 5975 gün prim günü var. Eğer bu prim günü doldurmadıysanız şu an emekli olamazsınız arkadaşlar. Kadınlar için de aynı şekilde 24 Mayıs-1999 ile 8 Eylül-1999 arası 20 yıl SSK olma şartı ve 5975 gün prim günü ödeme şartı var. Dediğim gibi bu prim günlerini eğer doldurmadıysanız erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar için de doğum borçlanması yapıp hemen emekli olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. SSK'ya başvurun ve askerlik prim borçlanması yaptıracağına dair dilekçe verin. Kadınlar için de aynı şekilde doğum borçlanması yapacağınıza dair dilekçe verin. Onlar zaten hesaplayıp size gerekli bilgiyi veriyorlar arkadaşlar. Tekrardan EYT düzenlemesi hayırlı olsun. Ama 99 sonrasına da kademeli emeklilik verilmeliydi bana göre. Hani bir günde adam 20-25 sene bekleyecek, 65 yaşını ya da 60 yaşını bekleyecek. Bu da pek mantıklı olmadı bana göre. Hani 99 sonrasına da kademeli 51, 52, 53, 54, 55 yaş gibi bir kademeli emeklilik verilebilirdi.